Haftanın ilk gününden herkese merhaba. Bu yayınımızda Türkiye'deki sağlık sistemini ele alacağız. Sağlık sistemindeki sorunları, çözüm önerilerini konuşacağız. Ambulans ve acil bakım teknikerleri, paramedikler çok sayıda mesaj attı. Kadro bekliyorlar. Onların sorunlarını da ele alacağız. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Murat Karaman bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Buket Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'de sağlık sistemi ve yurttaşların yaşadığı mağduriyetler sürekli gündem oluyor. Siz sağlık sistemine nasıl bakıyorsunuz? Sorunlar neler? Tabii ki. Öncelikle tekrar bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ülkemizde bugün itibariyle mevcut hükümet iktidarının biz sağlık reformu yaptık, kuyrukları kaldırdık, bütün hastaneleri vatandaşlarımıza açtık. İsteyen istediği hastaneye gidiyor diye övündüğü sağlık sistemi maalesef artık çökmüştür. Sistem hastaların günlerce randevu alamadı. Ulaşılması zor şehir hastaneleriyle ülke kaynaklarının maalesef vatandaşın sağlık ihtiyaçları yerine yandaş müteahhitlerin cebine aktarıldığı, özel hastanelerin ise önünden geçmediği bir sistem haline geçirmiştir. Bugünkü sağlık sisteminde vatandaşlar, hastalar, hekimler ve tüm sağlık çalışanları artık tükendik, can çekişiyoruz diye haykırmakta. Halkın sağlık hakkının ve çalışanların da özlük haklarının ve itibarlarının geri verilmesini istemektedirler. Peki biz bu sorunlara nasıl bir perspektifle bakıyoruz? Bir defa İYİ Parti olarak biz sağlık sistemini yeniden inşa edeceğiz desek yanlış olmaz, eksiklik olmaz. Kolay erişilebilir, standardı ve kalitesi yüksek bir sağlık sistemi. Bozulan sevk zincirinin yeniden tesis edildiği fonksiyonel bir sağlık sistemi. Her kademesinde uzman hekimlerin olduğu çağdaş bir sağlık sistemi. Şiddetin, hekim gücünün olmadığı, özlük haklarının dünya standartlarında olduğu ve meslek itibarlarının yeniden tesisinin öncelendiği bir sağlık sistemi. İhtiyaç duyulan bölgelerde açılacak olan yeni hastanelerin kolay erişilebilir ve hizmet kalitesinin yüksek olduğu bir sağlık sistemi. Yine rehabilitasyon hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin tüm kademelerine entegre edilebildiği bir sağlık sistemi, son olarak da yerli ve milli ilaç politikalarımız oluşturarak vatandaşlarımızın tüm ilaçlara ve özellikle de yenilikçi ilaçlara ulaşımı sağlayan bir sağlık sistemi hedeflediğimizin altını çizerek aslında bu maddelerle, bu ülkelerimizle aynı zamanda nelerin problemli olduğunu da sizlere aktarmış oldum Buket Hanım. Bu noktada İYİ Parti'nin sağlık programı hakkında da konuşmak yerinde olacak diye düşünüyorum. Program tarafınızca hazırlandı diye biliyorum. Sağlık sistemindeki sorunlar için çözüm önerilerini belirlerken nelere dikkat ettiniz? Tabii ki şöyle ifade etmek doğru. Biz yaklaşık 200'den fazla bir ekip, bunların işte birçoğu profesör, her sağlık sektörünün içerisinden arkadaşlarımızın olduğu bir grupta yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Çok geniş çaplı bir müktesebat oluşturduk. 40'a yakın komisyon. Bu 4 yıllık zaman zarfı içerisinde 2021-22 yılının Temmuz ayında büyük bir 2 günlük çalıştay yaptık. Bu çalıştayla aslında tüm konu başlıklarını işin ehli hocalarımızdan, aynı zamanda sağlık meslek örgütü ve dernek başkanlarında davet edildiği yaklaşık 60'a yakın konuğun olduğu mevcut bir çalıştayla, webinar üzerindeki bir çalıştayla biz bunları bir miktar daha güçlendirdik, zenginleştirdik ve kendi yol haritamızı çizdik. Bunun ardından tabii ki ortak altılı masanın ortak mutabakatına sağlıkla ilgili kendi bu konudaki manifestomuzun özetini gönderdik. Mevcut seçim beyannamesi konusundaki sağlık özetini yine bizim ekip tarafından belirlendi. Biz birazdan hani aslında sizin suallerinizle detayını vereceğim bu programda hedefleri net olarak ortaya koyduk. Bu hedeflere ne şekilde ulaşacağımızı net olarak ifade ettik. Önce insan sağlığı ilkesinden hareketle ama önce koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık vererek çevre ve halk sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri içeren koruyucu bir sağlık eylem planı önceleyerek hazırladık. Asla çıkar kazanç, yandaş düşünmeden bir program oluşturduk. Sağlığı bir rant kapısı olmaktan çıkarma amacını hedefleyerek düzenledik. İnsan ve kamu yararı önceliğimiz oldu ama 3 tane önemli prensibimiz vardı. Ahlak, insan hakları ve tıp etiği bizim yolumuzu belirledi Buket Hanım. Peki Murat Bey, şuradan devam etmek istiyorum. Uzmanlar koronavirüs salgının devam ettiğini söylerken salgın bitmiş gibi davranıyoruz aslında ve aslında yeni salgın hastalıkların da beklendiği belirtiliyor. Türkiye'de sağlık sisteminin yeni salgınları hazırlamak mümkün mü? Nasıl bir sağlık yapılanması planlıyorsunuz?
Tamam. Çok. Öncelikle sualinizin girizgahından başlayayım. Özellikle son iki hafta içerisinde tekrar influenza ve COVID vakalarının arttığının altını çizmek lazım. Dört haftaya milli yasımızla maalesef birlikte uzayan okul sömestörü tatilinin ardından tekrar okullar açılınca biz polikliniklerimizde, ben de bir kulak burun profesörüyüm aynı zamanda, aktifte mesleğimi yapıyorum. Poliklinikte vaka sayıları artmaya başladı. Dediğinizin önce bir altını çizelim. O yüzden içinde bulunduğumuz bu süreçte havaların çok ısınmasına da aldanmadan lütfen bence kişisel önlemlerimiz, yani maske, mesafe, hijyenimize dikkat etmeye çalışalım bu dönemde ki isteriz ki toplumda çok ciddi bir yaygınlığa ulaşmasın. Peki biz sağlık yapılanmasını nasıl düzenleyeceğiz? Buket Hanım, siz hiç sadece hukuk, sadece sağlık veya sadece eğitim sistemi kötü, diğer sistemleri iyi olan bir toplum biliyor musunuz? Hayır. Sağlık sistemini düzeltmeden diğer sorunları da düzeltemeyeceğini biz biliyoruz artık. Biz öncelikle Sağlık Bakanlığı'nda günlük kararların tek kişinin imzasıyla alındığı bir bakanlık yerine kurumsal bir organizasyon kuracağımızın altını çizmek isterim. Karar verirken ve politika geliştirirken bakanlık kademelerinde liyakat esaslı bireyler ile çalışacağız. Yine güçlü ve iş gören birinci basamak temel hedefimiz olacak. Kademeli istek zinciri altyapısını hazırlayarak ikinci ve üçüncü basamak, yani hastaneler ve üniversiteler üzerindeki hasta yükünü azaltacağız. Çünkü unutmayalım, merdiven ayak ayak çıkılıyor ama sağlık basamak basamak düzeliyor. Ne kadar çok büyük hastane yaparsak o kadar çok maalesef hasta görüp ilaç yazarız. Önemli olan önlem almaktır. Yani birinci basamak sağlık kuruluşlarının yaygın ve donanımlı hale getirilmesi bizim olmazsa olmazlarımızdan. Hatırlarız, sağlıkta dönüşüm programı ile aile hekimleri sistemi getirilmiş ve sağlık ocakları kapatılmıştı. Birinci basamak sağlık hizmeti özellikle kırsal bölgede yaşayan halkımız için son derece yetersizdir. Aile sağlığı merkezleri küçük birer işletme olarak kurgulanmış, işletmenin patronu olan hekimler de maalesef çoğu yerde dükkandan bozma mekanlarda kira ödeyen, personel çalıştıran, piyasa koşulların gereklerine göre hareket eden bir pozisyona indirgenmiştir. Birinci basamakta güçlü ve fonksiyonel aile sağlığı merkezleriyle her bir vatandaşımıza erişilebilir. Öncelikle halkın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, herkesi kapsayan, kaliteli ve hızlı işleyen bir sağlık hizmetine kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz. Aile hekimleri ailenizden biri olacak. Başınız sıkışırsa doktor aramayacaksınız, aile hekiminizi arayacaksınız. Her bir aile hekimi ve hemşirenin yanında diyetisyen, psikolog, fizyoterapist atayarak hayatın her aşamasında sağlıklı yaşamı teşvik edeceğiz. En önemlisi, büyük ölçekli ve merkezi aile sağlığı merkezlerinde uzman hekim kadrolarına, yani dahiliye, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hatta diş hekimlerine yer vereceğiz. Bu yerlerde görüntüleme, laboratuvar ve diğer tanı imkanlarını geliştireceğiz. Aynı zamanda kronik hastaların takibi, periyodik kontroller, kanser erken teşhis merkezleri, KETEM merkezlerin faaliyetlerini temel sağlık hizmetleriyle birlikte genişleterek milletimizin hizmetine sunacağız. Şimdi bugünkü mevcut sistemimizde aile hekimleri kendi iş yerlerini ve personelin masraflarını kendini karşılamaktadır. Ve biz biliyoruz ki yapılan çalışmalarda maalesef aile hekiminin başına bir yer, herhangi bir oda, hatta hemşire ve oradaki ebelere düşen ekstra bir yer yok. O yüzden biz aile hekimleri merkezlerini merkez olarak da daha donanımlı hale getireceğiz ve kamu tarafından destekleteceğiz. Kırsal bölgelerde var olan sağlık evlerine işlerlik kazandıracağız. Hatta kırsal kesimde mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleriyle tüm ülke genelinde etkin bir şekilde görev yapmasını sağlayacağız. Böylece ulaşılmayan birey ve taraması yapılmayan çocuk kalmamasını hedeflemekteyiz. Gelişmiş ülkelerde de görüldüğü gibi koruyucu hekimlik, ayaktan tanı ve tedavi her zaman için daha ekonomiktir. Hastanecilik sistemi daha maliyetlidir. Biz bu anlamda sevk zincirinin hiçbir şekilde çalışmadığı bu dönemde sevk zincirinin tekrar aktif hale gelip üçüncü basamağa tam oluşan sadece bir sağlık sistemi olmaktan bu modeli ortadan kaldıracağız ve böylece bu yapı, biliyoruz ki maliyeti çok yüksek, yorucu, çarpık ve tıkanmaya mahkum bir sistem. Bu yüzden sevk zincirini mutlaka ve mutlaka devreye koymak gerekiyor. ASM'lerdeki her tür hizmeti karşılıksız vereceğiz. Bu kademeli sevk sisteminde halkımıza vereceğimiz en önemli ödüllendirmelerden biridir. Buradaki hizmetlerden, ilaç ve diğer tedavilerden katkı payı alınmayacak. Birinci basamaktan hastanelere sevk edilen hastaların tedavilerinde de hastane masrafları SGK tarafından karşılanacak ve yine hasta kayıp katkı payları ödenmeyecek. Böylece bir teşvik sistemi de kurmuş olacağız. Hatta mümkün olduğu kadar mevcut randevuları kişi birinci basamağa aile sağlığı merkezine geldiği zaman direkt oradaki doktor tarafından
ikinci, üçüncü basamaktaki hastanedeki mevcut randevuları ayarlayıp böylece o konudaki mevcut problemlerin de zorluklarının önüne geçmiş olacağız. Böyle bir sistem planlamayı düşünüyoruz sağlık sisteminde Buket Hanım. Murat Bey, aile hekimlerinin sorunlarından bahsettiniz. Her türlü hizmeti ücretsiz vereceğinizi söylediniz. Kendi deneyimimden de yola çıkarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Şehir hastanelerinde, devlet hastanelerinde randevu bulmak çok zor. En iyi ihtimalle 15 gün bekleme süreniz oluyor. Ameliyat olmanız gerekiyorsa yine bu süreler de uzuyor. Hatta acil servise gittiğinizde orada bile en az bir saati aşan bekleme süreleriyle karşılaşıyorsunuz. Hastanelerdeki, acil servislerdeki bu sorunları nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Çok yerinde bir soru oldu. Şimdi ihtiyaç duyulan bölgelerde açılacak kolay erişilebilir hastaneler açarak ve hizmet kalitesinin yüksek olmasını sağlayarak bu problem aslında çözülebilir. Biliyoruz ki kapatılan kamu hastaneleri vardı. Biz bunları yeniden açacağız. Yeni ve modern devlet hastaneleri planlı bir şekilde devlet eliyle yapacağız. Yüksek kapasiteli hastaneler yapmak yerine hastanelere ulaşım ve erişim olanakları ve hasta kapasitesini eşit olarak dağıtacak şekilde farklı bölgelere yapacağız. Sağlık kurumlarına erişim için kullanılan toplu taşıma hizmetleri mesela ücretsiz yapacağız. Bu çok önemli. İnsanlar o mevcut sağlık kurumlarına ulaşırken toplu taşımalarda ücret ödemedikleri takdirde bu anlamda ciddi bir katkı sağlanmış olur vatandaşın cebine de. Hasta yataklarının tamamını birinci sınıf hasta yatağına yükselteceğiz. Sağlık alanında en büyük israf ve kayıp kaynağımız maalesef demin sizin de altını çizdiğiniz şehir hastanelerdir. Ülkemiz adına bir felaket gerçeğidir. Diğer bütün alanlardaki israf ve kayıplar bunun yanında çok küçük bir yükün tutmaktadır maalesef Buket Hanım. Bakanlık bütçesinin %50'den fazlası bu hastanelere gitmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri geri plana gitmenin yaratacağı hasar ise maalesef telafi edilmez bir boyuttadır. Şehir hastanelerinin hasta garantisiyle kira ve hizmet bedellerinin yasal zeminini gözden geçirecek kamu yararı ilkesi doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. Bugüne kadar açılan şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi işlemlerine bir an önce başlanacaktır. Yine askeri hastaneler ve silahlı kuvvetler sağlık tesislerini yeniden açacağız. Hatta şehir hastanelerinin bir kısmı da bu askeri tıp fakültesi ve askeri hastane olarak kullanılacaktır. Unutmamalıyız ki harp cerrahisi özel bir alandır. Savaş, deprem gibi olaylarda bu güçten faydalanmak için hekimlerimizin hizmet içi eğitimlerle bilgi ve donanımları artırılarak deprem, pandemi gibi olağanüstü durumlar için sağlık planlarımız hazır hale getireceğiz. Afet hallerinde görevleri planlanmış sağlık insan gücümüz ile SAR hastanelerinin ilk 24 saatte faaliyet geçmesini sağlamış olacağız böylece. Demin acillerden bahsettiniz. Acil sağlık hizmetlerinin yalnızca acil vakalar için kullanılması amacıyla yasal düzenlemeler ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Acil servis ve ambulans hizmetlerinin fiziki ve teknik altyapısını ve polikliniklerle bağlantısını güçlendireceğiz. Acil servislerde acil tıp uzmanlarının çalışmasını sağlayacağız. Acilde çalışan hekimler tatminkar hizmet karşılığını alarak böylece performans kaygısı olmayadan çalışacaklar. Bir önemli nokta da bu özellikle pansuman, iğne ve ayaktan tedavi yani bu serum ve buhar tedavileri gibi ekstra işlemler için acil dışında bir ara birim kuracağız ve hastalarımız bu konudaki mevcut hizmetlerini oradan alacaklar. Böylece hastane içerisindeki bu yılmaların önüne geçilecek. Sizlere de atıldığı gibi bana da çok fazla paramedikten arkadaşlarımız onların dernekleri ulaştı. Unutmasınlar ki acil tıp teknisyenleri, ATT'ler, aynı zamanda paramediklerin ve aslında onlarla beraber diyetisyenlerin, görüntüleme teknisyenlerinin, sağlık yönetimi yüksek lisanslı pek çok meslek kurumundaki, sağlık meslek kurumundaki arkadaşlarımızın atama sıkıntısı vardır. Maalesef birçoğu mezun olup KPDS'den iyi bir puan almalarına rağmen henüz kendilerine bir kadro bulamamışlardı. Bu sorun sizlere aktarıldığı gibi bana da çok iletildi. Biz İYİ Parti'nin iktidarında inşallah bu mevcut sağlık yapılarıyla, sağlık asetlerinin mensuplarıyla mutlaka görüşüp onların dertlerine derman olmaya ve bu kadrolaşma sorunu bir an önce çözüp bu bahsettiğimiz birimlerdeki çalışan insan gücünü de arttırarak aslında bu sistemlerin daha iyi işlemesi için daha fazla liyakatli, işinde ehli ama daha fazla insana yer vererek bu sorunları çözme konusunda da girişimlerde bulunacağımızın altını çizmek isterim. Murat Bey, şehir hastanelerinden bahsettiniz.
şehir hastanelerini yeniden yapılandıracağız dediniz. Bu nasıl olacak? Biraz daha açabilir misiniz? Şehir hastaneleri neden sorunlu? Bir defa şehir hastaneleri çok yüksek maliyetli kuruldu. İkincisi şehrin çok dışında ulaşılabilir bir mesafede değil. Bir de şöyle bir ifade vardır Buket Hanım bizde. Yatak başına düşen boş mekan. Yani bu kadar büyük devasa binaların içerisinde yatak başına düşen o geniş alanların oraya gerekli personel istihdamını yaratmak çok zor. Taşeron firmalardan faydalanıyorlar ve taşeron firmaların işçilerine de gerekli haklar verilmiyor. Bir defa bu insan etiğine aykırı bir durum. Öncelikle onun altını çizmek lazım. Şehrin çok dışında oldukları için ve yüksek kapasiteli oldukları için yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yatak kapasitesi olarak 200'ün altı ve 600'ün üstü verimsiz. Yani sizin kuracağınız bir yapının düzgün işleyebilmesi için 200 ile 600 yatak kapasiteli bir yapı olmalı ki daha rahat işleyebilsin. O zaman bir defa bu büyük yapıların daha küçük ünitelere bölünmesi gerekiyor. İki, şehrin dışında değil şehrin içinde olması lazım. Biz peki bunları kamulaştıracağız. Mutlaka oraya bir ulaşımı ekstra arttırmak lazım. Kamulaştırıp kullanacaksak. Bir, bu mevcut yapıları biz kamulaştırdığımız zaman sonrasında demin de bahsettiğim gibi askeri tıp fakültesi amaçlı kullanabiliriz elimizdekileri. Mesela bir adli tıp merkezi olarak kullanabiliriz. Araştırma laboratuvarı olarak kullanabiliriz ve aynı zamanda da sağlık turizmi için kullanabiliriz. Ama bizim sağlık sisteminin daha iyi işleyebilmesi için insanların daha hızlı ve seri ulaşabileceği şehrin merkezinde daha küçük kapasiteli şehrin merkezindeki kapatılan hastaneler ve yeniden ve düzgün bir proje çalışmasıyla şehrin merkezinde yeni açılacak hastanelerle bu sorunu halletmemiz lazım. Şehir hastanelerinin pek çok anlamda negatif noktası var. Maliyeti yüksek olduğu gibi maalesef hasta garantili gibi bir farklı formatta oraya bir hasta garantisi sağlamak da sistemin işleyişi için uygun bir planlama değil. Ve bu garanti kapsamında pek çok anlaşmanın yapılmış olması da bizim tekrar hukuki olarak, finansal olarak yeniden bu hastaneleri gözden geçirmeli ve gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini ortaya koymakta. Murat Bey, şehir hastanelerinden bahsettiniz. Devlet hastanelerini konuştuk. Bir de özel hastaneler var. Oraya da değinmek istiyorum. Şimdi devlet hastanelerinde hizmete ulaşmak ne kadar zorsa özel hastanelerde de öyle. Çünkü sağlık hizmeti giderek pahalı bir hale geldi. Ve yurttaşlar prim ödemelerinde de zorlanıyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi özel hastaneler aslında bir açıdan bakıldığı zaman sistemin özellikle yükünü kaldıran alanlardan bir tanesi. Her birinin anlaşma yaptığı özel sağlık sigortacılığı ve genel sağlık sigorta konsepti içerisinde farklı hitap ettiği ve hizmet verdiği toplum içerisindeki farklı popülasyonlar var. Bunlarla ilgili mutlaka daha çok kamu yararına faydanın arttırılması için mümkün olduğu kadar genel sigorta sağlık anlaşması yapmış olan kurumlarda mevcut anlaşmalar tekrar gözden geçirilecek. Yani biz özel sağlık kurumlarının sağlık sektörünün hizmeti açısından büyük bir yükü kaldırdığının farkındayız. Onların da hizmetini ve bu konudaki gayretini mutlaka ki gözetiyoruz, önemsiyoruz. Bununla ilgili evet artık onlarda da ciddi bir talep olduğu için ve maalesef devletteki hastane işleyiş sistemlerinde kamuya bağlı hastanelerde ciddi bir iş yükü ve tükenmişlik sendromuna yol açabilecek kadar bir noktaya geldiği için özel hastanelerdeki yük de artmaktadır. Bu yüzden sevk zincirinin bir an önce devreye girip onların da rahat işleyebilir hale gelmesi lazım. Şimdi sağlıklı dönüşüm programı ile herkese bir sağlık hakkı verilmişti Buket Hanım. Yani bu bize yeni bir tercih özgürlüğü oluşturmuştu. Hekimimizi seçme özgürlüğü ve istediğiniz doktora gitme özgürlüğü verilmişti. Aslında hedeflerinin hasta memnuniyeti olduğu iddia edilmişti. İstediği hastaneye, istediği zaman başvurmayı, bol bol gereksiz tetkik yaptırmayı İyi sağlık hizmeti olduğunu sandık biz vatandaş olarak. Aşırı böyle kışkırtılmış bir sağlık tüketimi ne yazık ki hastane polikliniklerin ve acillerin yığılmasına yol açtı. Yine çalışan ve hasta memnuniyeti için hekimlerin hastayı ayırabileceği süreyi vakit makul bir seviyeye indi. Yani 5 dakikaya kadar indiler en sonunda. Bizim makul ve uluslararası bir standarda çekmemiz gerektiğinin altını çiziyoruz burada. Hastanelerde hastaya ayrılan süreyi arttırmak için birinci basamağı güçlendirmemiz gerektiğini demin altını çizdim. Hastanelerde kademeli sevk sistemi ödüllendirme yöntemiyle özendirilerek yani hastaneye sevk ile gelen hastayı direkt hastanedeyken randevu, tetkik ve tedavide öncelik vermeyi, katkı payı alınmamasının altını çizmiştim.
Yani kademeli sevk sistemiyle devlet ve kamu hastanelerine, üniversite hastanelerine sevkle giden hastaların hizmetlerinde çeşitli avantajlar ortaya çıkarılmasının gerektiğini de vurgulamıştık. Muayene randevu sisteminin etkin çalışır hale getirebilirsek, uzman değerlendirmesi gereken vakalar için birinci basamaktan hastanelerden direkt randevu alınarak hastalar yönlendirilebilecek ve böylece hastanelerde bunun için bir kontenjan ayrılabilecek. Mesela yan dal muayenesi. Bunun için gerekli olan hastalar hekim sekreteri tarafından direkt MHRS yani merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alınarak hasta hekim mağduriyetinin önüne geçeceğiz. Yine mesela hastane içinde laboratuvarları kolay erişilebilir bir noktaya getirmek lazım. Tetkiklerin değerlendirilmesi için, kontroller için tekrar randevu alınmasına gerek kalmaması gerekiyor. Bunun için ayrı bir zaman dilimi ayırmak yeterli olacak. Yine evden sağlık hizmetleriyle gerektiğinde evde ya da iş yerinizde kan numaralarınızı alarak bunları zaman ve iş gücü kaybı olmadan ortaya koymak da mümkün. Bu yüzden bu tip şeylere mesela çok çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de sağlıkçıların en büyük sorunlarından bir tanesi, siz de demin en başında bir cümlede kullanmıştınız, beyin göç. Yani biz sebebi bu kadar ciddi bir iş yükünü düzgün regüle edemezsek sağlık çalışanların üzerinde ciddi bir sağlık iş yükü oluşuyor. Şunu unutmayalım ki kaliteli sağlık hizmetinin mutsuz, umutsuz, gelecek ve adalet inancını yitirmiş çalışanlarca verilmesini beklemek mümkün değildir. Haksızlık ve adaletsizlikler insanı hırpalayan bir duygu olamaz Müket Hanım. Hatta İbn Sina'nın bir sözünü burada hatırlatmak isterim. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Son yıllarda her yıl binlerce her seviyede hekim ve sağlık çalışanımız yurt dışına göç etmektedir. Ve Cumhurbaşkanı'nın şu sözünü de unutmayalım, hala kulaklarımızda çınlıyor. Varsın gidiyorlarsa gitsinler diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hizmeti sağlayan, kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını, umutsuzluklarını, mutsuzluklarını, tükenmişliklerini, haksız ve eksiklerini görüp iyileştirmemiz gerekmektedir. Her 10 dakikada 2 hastaya ilaveten, arada hasta bakması istenen doktoru, sendikanın tayin ettiği hemşireyi, bakımsız ambulanslarda hayatlarını kaybetme riski taşıyan ATT'cileri hepimiz görüyoruz. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz. Performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyeceğiz ve maaş performans oranını maaş yönünde arttıracağız. Çünkü sağlıktaki performans ve teşvik sistemi Hipokrat yemini ederken söylediğimiz ilk olarak hastaya zarar verme primana nocere ilkesini zedelemektedir maalesef Müket Hanım. Yine emeklilikte kamu özel ayrımının, emeklilik sandığı, Bağkur ve SSK farklarının giderilmesini sağlayacağız. Yan ödemeler, kıdam tazminatı, ek gösterge ve döner sermaye katkılarının emekli maaşlarına yansıtacağız şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Sağlıkçıların çalışma saatlerini uluslararası standartlara çekerek uzun nöbet sürelerini azaltmamız gerekiyor. Sağlıkta şiddet vakaları çok arttı. Bunlar için etkin bir soruşturma ve konuşturma yapılmasını sağlamak gerekiyor. Ceza ve yaptırımları daha caydırıcı hale getirecek, ceza erteleme hükümlerini uygulamayacağız. Özellikle acil servislerde ve polikliniklerde güvenlik önlemlerini arttıracağız. Murat Bey, şimdi doktorlar ve sağlık çalışanları açısından konuyu ele almaya devam edeceğiz. Araya girerek şunu sormak istiyorum bir de. Yaşlılar, çocuklar gibi özel gruplara yönelik neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz okullardaki beslenme sorunu gündem olmuştu. Kamuoyunu derinden sarsan bir konuydu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Sorunuzu bir daha alabilir miyim? Yaşlılar, çocuklar ve diğer özel gruplara yönelik neler yapacaksınız? Vaatleriniz neler? Çocukların beslenme sorunu gündem olmuştu. Kamuoyunu derinden sarsan bir konuydu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi bizim sloganımız herkes için sağlık Müket Hanım. Ama özel gruplar için özel düşüncelerimiz var elbette. Mesela yeni doğan tarama programlarını artan bir şekilde destekleyeceğiz. Ayrıca hastalık taşıyıcı anne ve babaya önceden tanımlamak amacıyla, yani önceden tespit etmek amacıyla evlilik öncesi tarama testlerinde ücretsiz yapılmasını sağlayacağız. Bunlar da bizim için özellikle gruplardan bir tanesi. Özel aşılar maalesef çok pahalı, hepimiz biliyoruz. Biz bunları Sağlık Bakanlığı bütçesinden halkımıza ücretsiz sunacağız. Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanseri ve genital sihirlerden korumak için özellikle HPV aşılarını
diğer rutin aşılarda olduğu gibi ücretsiz olarak temin edeceğiz. Ayrıca tüm bebeklerimize ishal rotavirüs aşısı ve meningokok menenjiti aşısını da ücretsiz yapacağız. Bir diğer özel grubumuz elbette ki engelliler. Engelliliğin önüne geçmek için birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında çocuk doktoru, psikolog, fizik tedavi uzmanı, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı istihdam ederek çocuklarımızın gelişimsel takip ve tarama testlerini yapmamız şarttır. Özel ve kamu hastanelerinde engelli asistanı olarak sosyal hizmet uzmanı istihdam etmek çok faydalı olacaktır. Engellilerin hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelebilmelerini sağlamak mesela çok nitelikli bir işleyiş sağlayacaktır. Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak ve işitme engelliler için de tercüman bulundurulacağız mesela. Bir diğer grubumuz da yaşlı ve maalesef yatalak hastalarımız. Bunlar için şehirlerimizde hasta bakım merkezleri, yoğun bakım ihtiyacı olan terminal dönem hastalarımız için de yeni palyatif merkezlerimizi kuracağız. Yaşlılarımızı birkaç hafta misafir etmek üzere uzun süreli bakım evleri açacağız. Yine mesela çok farklı bir konu, aile bireylerinin çalıştıkları mesai saatleri içerisinde evdeki yaşlılarını bırakıp bakım görebilecekleri, hatta sosyalleşmek anlamında zaman geçirebilecekleri yaşlı kreşleri, yani gündüz bakım evi açacağız. Gündüz sabah işe gitmeden önce yaşlı anne babalarını oraya bırakıp akşam iş dönüşü aynen çocuk kreşlerinde olduğu gibi bir hizmet sunacak yaşlı kreşi konseptini daha da yaygınlaştıracağız. Yine belirlenecek bir yaş üzerindeki her vatandaşımıza kamu ve üniversite hastanelerinde yılda bir kez ücretsiz sağlık kontrolü, yani check-up hakkını vereceğiz vatandaşlarımıza. Şimdi siz de demin belirttiniz, maalesef bizim son dönemde ekonomik sorunlar gündemde ve ekonomik sorunların ailelerde en açtığı yaralardan, önemli yaralardan bir tanesi market filelerinin boş olması. Yani evde pişen aşın, oradaki gıdanın niteliğinin, çeşitliliğinin ve kalitesinin azalması ve bu azalmadan da maalesef öncelikle fedakar annelerimiz ve küçük çocuklarımız bundan etkileniyor. Ve son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki Türkiye'de bodurluk ve ciddi bodurluk diye ifade edebileceğimiz kavramların bodurluk istatistiği artmıştır. Bu bodurluk kavramının da altında şöyle bir tanımlamayı açmak lazım. Çocuğun uzun süre yeterli beslenememesinden dolayı oluşan bir parametredir bodurluk. Türkiye'deki bodurluk sayısının ciddi boyutlara gelmiş olması ekonomik sıkıntının, ekonomik krizin insanlarımızın, vatandaşımızın beslenmesini nasıl etkilediğidir. Biz bu anlamda Rüzgar Gülü projesini çok övülerek ve çok bizim en böyle pamuklara sardığımız projelerimizden bir tanesidir. Yaklaşık 15 milyon çocuğumuza, ilkokul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm öğrencilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği çıkarmaya dayalı bir projedir bu. Ve bu proje aynı zamanda hem öğrencilerimizin günlük gıdalarını alması gereken yaşına uygun diyetisyenler tarafından, bilim insanları, liyakatli insanlar tarafından belirlenecek gıdaları yaşında ve yerinde almasını sağlamanın yanında, aynı zamanda ailelerin, artık anne babaların çocuğumu okula gönderirken cebine harçlık koyamıyorum diye üzülmelerinin önüne geçeceğiz. Çocuklarını okula beslenebilmeleri için bile göndermeleri aslında eğitime devam eden, eğitime katılan çocuk sayımızın artması konusunda ciddi bir katkı verecek. Ve bu mevcut kooperatif, bölgesel kooperatif sistemleriyle ve belediyecilik işleyişiyle lojistik anlamda da desteklenecek olan bu mevcut işleyiş aynı zamanda bölge halkına bir iş istihdamı da sağlayacak. Aslında birçok yönüyle çok faydalı bir proje. Aynı zamanda da çocuklarımızın bu beslenme sıkıntısının önüne geçip bodurluk diye ifade ettiğimiz dengeli ve uzun süre beslenememek gibi sıkıntılarında önüne geçeceğiz. Maalesef biz Demre Belediye'mizde bu projeye başladık fakat maalesef önüne geçildi. Halbuki projeler, ürettiklerimiz vatandaşlarımız için, oradaki çocuklar da, oradaki vatandaşlarımız da hepimizin çocuğu. Bunun önüne geçmenin biz hala manasını çözebilmiş değiliz. Bu anlamda da bir an önce hükümetin, artık bundan sonra seçim çok yaklaştı, İnşallah yeni iktidarımızda, yeni hükümet olarak bizler iktidarımızda bu tip projelerimizin sayısını arttırıp ülke geneline de yayıp çocuklarımızın beslenme sıkıntılarını direkt okuduğu periyotta bu işi çözmeyi planlamaktayız Müket Hanım.
Murat Bey, şimdi sağlık sistemini genelde hep hasta yönünden ele aldık. Siz biraz doktorlar açısından, sağlık çalışanları açısından neler yapacağınızı anlattınız ama önemli bir konu. Buraya tekrar dönmek istiyorum. Sağlık çalışanları hak kayıpları yaşıyorlar. Ne yazık ki şiddete maruz kalıyorlar. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi bir beyin göçüyle karşı karşıyayız. Bu sorunları önlemek açısından neler yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Şimdi sağlıkta şiddet konusu maalesef aslında toplumsal şiddetin bir sağlık sektörüne bir yansımasıdır. Bunun perde arkasında bir toplumsal şiddete yönelimin de gerçeğini unutmamak lazım. Bunun için tabii öncelikle toplumun refahını ve ferahını arttırmak lazım. Yani siz bu ülkede geleceğinize dair kaygı içerisindeyseniz, geleceğinize dair güven duymuyorsanız, evlatlarınızı büyüttüğünüz bu ortam içerisinde maalesef gerekli hani çocuklarınıza geleceği sağlayabilecek uygun koşulları sağlayamıyorsanız o zaman siz bu ülkede bir toplumsal refahtan bahsedemezsiniz. Öncelikle bunların düzeltilmesi lazım. Adaletin getirilmesi gerekiyor. Hukukun düzeltilmesi gerekiyor. Mutlaka öncelikle eğitim sistemindeki, deminden beri konuştuğumuz sağlık sistemindeki bütün bu sorunları halledemediğimiz takdirde toplumsal refah ortadan kaldıramazsak toplumsal şiddete yönelim de önüne geçemeyiz. O yüzden mutlaka eğitim sürecinde topluma eğitim sırasında müfredatlara birey olmanın, toplum içinde birey olmanın ve karşılıklı sosyal dayanışmanın nasıl olduğu ile ilgili müfredatı mutlaka zenginleştirmek gerektiğini altını çizmek gerekiyor. Sağlıkta şiddet konusuna gelince de maalesef sizin de bildiğiniz gibi sağlık sektöründe ciddi bir böyle polikliniğe bir hani muayene edilişe yönelik bir teşvik var, bir kışkırtma var. Ve bu kışkırtma maalesef toplumda özellikle sağlık sektöründe ciddi bir iş yükü olarak ortaya çıktığı takdirde bu iş yükünün en çok altında ezilenler özellikle hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanlarımız oluyor. Ve bu durumda çoğunlukla işlemeyen bu sistemin suçluları olarak da ya acildeki doktor, ya oradaki hemşire, ya ambulanstaki şoför ya da ATT'ci olarak gösteriliyor. Şimdi bir defa bu mevcut sıkışmışlığı çözmek gerekiyor. Bu mevcut sıkışmışlığı çözdüğümüz takdirde sağlıkta şiddetin önüne ancak o zaman geçebiliriz. Aslında benim deminden beri sizlere aktardığım bu kademeli sek sistemini kurmak, o sek zincirini işler hale getirmek, ikinci, üçüncü basamaktaki kamu ve özel üniversite hastanelerinin üzerindeki yükü azaltmak gibi çabalarla aslında bizler bir nevi sağlık sisteminin çarklarının daha rahat işleyebilmesini sağlayıp sağlık sektöründeki sağlık çalışanlarının üzerindeki iş yükünü de kişi başına düşen iş yükünü hafiflettiğimiz takdirde bu aradaki mevcut dengeyi, hasta hekim arasındaki dengeyi daha rahat sağlamış olacağız. Şimdi ama şu var tabii ki bir şiddet uygulandığı zaman kabul etmek lazım ki caydırıcı olan ve ertelenmeyen bir ceza hükmü uygulamak gerekiyor. Biz bununla ilgili sağlıkta şiddetle ilgili iyileştirmeyi çoğu zaman soru önergelerimizle, kanun önergelerimizle partide İYİ Parti'miz, İYİ Parti'nin milletvekilleri kürsülerinde, meclis kürsüsünde, yüce meclislerinde çok kez dile getirdi. Mutlaka ertelenmeyen bir sisteme ihtiyaç var. Evet biliyoruz ki sağlıkta şiddet en fazla acil servislerinde ve polikliniklerde yaşanıyor. O zaman buradaki güvenlik önlemlerini de bir an önce arttırmak gerekiyor. Bu da diğer altını çizmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Bakın ben hatırlarım. Ben mesleğe başladığım ilk zamanlar öyle bir tanımsız bir nezaket çizgisi vardı ki mesela bir kapıya vurulduğu zaman, çalındığı zaman dışarıdan biz gir demeden kimse içeri girmezdi. Şimdi maalesef öyle bir noktaya geldi ki gir falan dememiz beklenmiyor. Tekme tokat o mevcut kapıdan içeri giriliyor. Artık olay yani biz mesleğimizi öyle icra etmeyi öğrendik ki Buket Hanım biz insanların eline, yüreğine, zihnine biz insanların bu noktalarına temas ederek daha böyle merhamet, şefkat, böyle hani daha çok dua aldığımız bir meslek icraatıyla büyüdük. Fakat gelin öyle bir noktaya geldik ki şimdi vandallıktan bahsediliyor, şiddetten bahsediliyor, katletmekten bahsediliyor. Yani bir an önce bu bahsettiğimiz önlemler alınmalı, bu meslek grubunun eski itibarı tekrar sağlık çalışanlarına verilmelidir. Ve toplumla sağlık sektörü arasındaki, sağlık çalışanları arasındaki bu nezaket barışını bir an önce sağlamak gerekiyor. Bu şart. Çünkü hepimiz gördük ki özellikle pandemi döneminde bir mevcut toplumun karşılaşacağı tek savaş militarize bir savaş, terör savaşı değildir. Bir sağlık savaşı da söz konusu olabiliyor. Ve böyle bir durumda sizin ordunuz, sağlık çalışanları mevcut elinizdeki silahınızsa,
onların kendi tıbbi cihazları ve ilaçları ya da aşıları olabiliyor. Ya da deprem döneminde gördük, giderlerse gitsinler denen sağlık çalışanları iyi ki gitmediler, iyi ki bu ülkede kaldılar ve özellikle depremin ilk zamanlarında, depremden sonraki ilk haftalarda acil eylemin, acil müdahalenin ilk yapılması gereken dönemde pek çok gönüllü sağlık çalışanı Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü giderek çevre şehir hastanelerinde bu mevcut depremzedelerimizden kurtardıklarımızın ilk müdahalelerini, gerekli müdahalelerini yaptılar. O yüzden sağlık ordusunun ne kadar kıymetli olduğu burada ortada. Bizim bir an önce halkla, toplumla, sağlık çalışanları arasındaki bu eski keyifli kucaklaşmayı, sevgiye, saygıya dayalı düzeni kurmak lazım. Bir diğer konu başlığı olarak da beyin göçünden bahsettiniz. Demin de bahsettiğim gibi İbn-i Sinan'ın dediği gibi sanat ve bilim takdir edilmediği yerden maalesef göç eder. Maalesef. O yüzden sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzelterek, bir önce çalışma barışını, çalışma ortamlarını sağlayarak, aynı zamanda onların özlük haklarını iyileştirerek bir önce bu yurt dışına kaçışı engellemek lazım. Yapılan bir çalışma gösteriyor ki yurt dışına göçenlerin, göç edenlerin beyin göçünün hiçbiri öncelikli sebep olarak mevcut kazançları için gitmiyorlar. Yani daha çok para kazanmak için gitmiyorlar Buket Hanım oraya. Can kaygısı nedeniyle, çalışma ortamı sırasındaki güvensizliği nedeniyle, yani güvenli bir ortamda çalışamama ve çalışma barışı olmadığı için gidiyorlar. Yoksa kabul edelim, doktor her yerde kazanır. Toplumun özellikle eğitimli kesimin nitelikli ve çok zor koşullarda eğitilen, yetiştirilen bir kesimidir tıp dünyası, sağlık sektörü. Yani yetiş doktor demesi yeri geldiğinde kolay ama bir doktorun yetişmesi için de en az bir 30 yıl emek sarf etmek gerekiyor. Bunu bilerek yola çıkmak lazım. Oraya giden hiçbir vatandaşımız, inanın bazı arkadaşlarımız, yakın dostlarım benim, malını, mülkünü, her şeyini satarak gitti. Yani buradaki tüm bulunduğu titri, bulunduğu konumu, bulunduğu statüyü, bulunduğu konforlu standartların tamamını terk etmeyi göze alarak gitti. Tek gayeleri vardı, evlatlarına geleceğini görebildikleri bir yaşam sağlayabilmek. O yüzden bizim bu sorunu daha kökten halletmek için mutlaka toplumdaki bu sorunları da asgari indirmekte fayda var Buket Hanım. Murat Bey, paramedikler yazmaya devam ediyor. 100 bin mezun veriyoruz, atanamıyoruz, kadro istiyoruz diyorlar. Buradan da yola çıkarak son olarak bir soru sormak istiyorum. Sağlık eğitimi hakkında, üniversitelerin bilimsel çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi üniversite hastaneleri sağlık sisteminin en önemli başarısızlık örneklerinden biri durumdadır şu an içinde bulunduğumuz noktada. Üniversite hastaneleri önemli mali sıkıntılara sokularak işletmecilik açısından sınıfta kalmanın bedelini maalesef tıp fakültesi olma özelliğini yitirerek vermiştir. Böyle ödemiştir. Kadroları, elektriği, suyu, altyapı hizmetleri kısıtlanmış, zor vakaları üstlenmesi gereken ve çalıştıkça batan bir sistemle karşı karşıyayız. Oysa üniversite hastaneleri referans merkezleridir Buket Hanım. Bunların çökmesi halk sağlığı için de ciddi bir problemdir. 130 tıp fakültesinin maalesef 101'inin hastanesi yoktur. Mesela diş hekimliği fakültelerinde diş hastalıkları uzmanı öğretim üyesi yoktur. Dekanı plastik cerrah olan diş hekimliği fakülteleri vardır. Hemşirelik fakültelerinde veteriner hekimler ders vermektedir. Yukarıda saydığım, biraz önce saydığım örneklerde olduğu gibi yetersiz plan, program ve bu yetersiz kalitedeki eğitimle gelmekte olan genç, yetersiz nitelikteki hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanları sorunumuz mevcut. Kaliteli sağlık hizmeti sorunun ne bugün ne gelecekte bu yapıyla çözülmeyeceği gibi yarın hiçbirimizi, milletimizi tedavi edecek kaliteli hekim, sağlık çalışanı bulamama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çözüm, üniversitelerin yaptığı özellikli işlemlerin fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi, performans priminin kaldırılıp öğretim üyelerine uygun ve adaletli ücretin verilmesi, üniversite hastanelerinin harcama ve borç ödeme yöntemlerinin yeniden yapılandırılmasıdır. Kamu üniversitelerini güçlendirmemiz gerekiyor. Akademik özgürlük ve niteliğin korunduğu, üst düzey tedavi yöntemlerinin geliştirileceği, bir açıdan siyasetten uzak, düzenli işleyişe sahip kurumlar haline getirmemiz lazım üniversite hastanelerini. Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve diğer sağlık bilimleri fakültelerinin açılmasında da temel kıstasları belirlenerek, açma öncülükleri nedir, bunların ön şartları, bunları belirlenerek araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını
benimseyen bir eğitim anlayışı esas almak şarttır. Yüksek öğretimde kadrolaşmayı yetenek ve liyakat esaslı yapmak şarttır. İYİ Parti iktidara geldiğinde mutlaka ve mutlaka Hıfzı Sağ, Refik Saydam Hıfzı Sağ Kurumu daha modern bir şekilde liyakatli bilim adamları ve araştırmacı liyakatli personel ile eskisinden daha güçlü, dünyanın kabul gördüğü yeni salgınlara ve ilaç araştırmalarına hazır bir kurum haline getirilecektir. Yine sağlıkla ilgili olarak TÜBİTAK destekli bölgesel sağlık araştırma merkezleri kuracağız. Üniversite, sanayi ve devlet arasında işbirliğini destekleyerek etkin bir tıp teknoparklar sistemi kuracağız. Değişen genetik biliminin de önemine uygun olacak şekilde acilen ulusal genetik politikamızı oluşturacağız ve Türkiye'yi dünyanın genetik merkezi yapabileceğimize inanıyoruz. Bütün bu önlemleri alırsak eğitimdeki sorunların önüne geçebiliriz Buket Hanım. Evet, Profesör Doktor Murat Karaman, verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben bana bu fırsatı özellikle içinde bulunduğumuz seçim dönemi, İYİ Parti'deki ön seçim dönemi öncesinde de sunduğunuz için çok teşekkür ederim. İYİ Parti çok kuvvetli bir sağlık kadrosuyla gerçekten vatandaşının daha erişilebilir, yüksek kalitede, anında erişilebilir bir sağlık hizmeti vermek ama aynı zamanda demin de söylediniz, tüm sağlık çalışanlarının, hekimlerinin kendi özel muayenelerinde işini serbest yapabilme, aynı zamanda hastaların da serbest sağlık hizmetine ulaşabilme özgürlüğünü tanıdığımız, paramediklerimizin, psikologlarımızın, diyetisyenlerimizin, sosyal hizmet uzmanlarımızın, diyetisyenlerimizin, radyoloji teknikerlerimizin, sağlık yönetimi yüksek lisansı yapmış sağlık yönetimi uzmanlıklı arkadaşlarımızın, hemşirelerimizin, ATT'lerimizin hepsinin atamalarıyla ilgili verilen sözlerin tutulması, onların iş istihdamı ile ilgili yani üretilen, jeneratör olan üniversitelerimizin ürettiği bu yeni istihdamla gereklilik arz talep arasındaki dengeyi tekrar gözettiğimiz ama bu mevcut mezunlarımızı da mağdur etmeyecek bir şekilde sağlık çalışanlarının özlük haklarına, çalışma barışına ve çalışma ortamlarına, uygun çalışma ortamlarına sahip çıkacağı bir sistem kuracağımızın altını çiziyorum. Biz ekipçe, kadroca, İYİ Parti olarak vizyoner, yenilikçi, demokratik, milliyetçi bir anlayışla aslında her sorunu değerlendirip çözüm önerilerini projelerimizde sunuyoruz. Ben bu projelerden birçoğunu özetle de olsa sizin vasıtanızla burada halkımıza ulaştırma şansı elde ettim. Tekrar çok teşekkür ederim. Seçim döneminde de milletimize, ülkemize huzur dolu, demokratik, herhangi bir hilenin uğradığını olmadığı güzel barış içerisinde bir seçim ortamı geçmesini diliyorum öncelikle ve inşallah içinde bulunduğum İYİ Parti'mizin, mensubu olduğum İYİ Parti'mizin Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde hakkı olan oyu alması altılı masanın da inşallah ülkemizde yeni geleceklere, gençlerimize yeni ufuklar açabileceği tarih yazacağımız bir dönemin gelmesi dileğiyle diyorum. Teşekkür ederiz Murat Bey. En temel haklarımızdan biri olan sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Türkiye'deki sağlık politikalarının, sağlık sistemindeki sorunları ve İYİ Parti'nin çözüm önerilerini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere.